Seçimin ikinci turunda gözler küskünler ve kararsızlarda, zira Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oyları da katılınca yaklaşık 4 milyonluk bir oy potansiyelinden söz ediyoruz. Haliyle kalan 10 günlük sürede ikna edilebilen her seçmen çok değerli. Peki kararsızları ve küskünleri ne ikna eder, edebilir? Haberimizden izleyelim. Küskünler arasında birisi de benim. Gitmeyeceğim. Tüm kalbimize gideceğiz sandığa. Sandıklar yeniden kuruluyor. Gözler bir kez daha küskünlerde, kararsızlarda. Küs çok olacağını zannetmiyorum. Zaten çok çekişmeli geçecek. Oy kullanacak mısın? Kullansak bile işe yaramaz. Belki insanların beklediği yeni açıklamalar, güzel vaatler olabilir. Artık umut kalmadı ki millette. İki aday arasında 2 milyona yakın fark var. Erdoğan'la ilgili bir referanduma dönüştürebilirler. Yeni bir konu, yeni bir vaat silsilesi vesaire falan üzerinden yürüyecek olursa 10 günde bunları seçmene anlatması imkansız. 1 milyon oy geçersiz. Oğan ve İnce de toplam 3 milyon oy aldı. Yani 4 milyonluk bir kitle söz konusu. Küskünler varsa eğer küstürülecek durumlar da var. Kendi kafalarındaki siyasi profili bulamamış insanlar onlar. İki taraf içinde değişim arzusu var. Ama nasıl bir değişim? İkinci turda birinci tura kıyasla fire miktarının artması daha muhtemel bir durum. Zaten Sinan Oğan'a ya da Muharrem İnce'ye oy veren seçmenler zaten Kılıçdaroğlu'nun ya da Erdoğan'ın bir duygusal bağ hissetmiyorlar. Yurt dışıyla beraberse 8 milyon kişi sandığa gitmiyor. Yani %10'luk kesim seçimlere katılmıyor. Ne olsa sandığa gidersiniz? Bu seçim ikna etmez. Bu bitti artık. Herhangi bir tarafta kazansa düzgün yürüyeceğini sanmıyorum. Ülkenin geleceğini ve ileride doğacak olan çocuklarını düşünüyorlarsa oy vermeleri gerekiyor. Seçimin ardından konut satışlarının düşmesi bekleniyordu. Uzmanların tahminleri böyleydi. Öyle de oldu. Geçen yıla kıyasla satışlarda büyük düşüş var. Enteresan olan, yabancılar da artık eskisi kadar rağbet etmiyor. Gerçi küçük yatırımcı bile nefes alıp vermek için seçimin geçmesini bekliyor. Peki ikinci turun ardından durum ne olacak? İşte uzmanların yeni tahminleri. Biliyorsunuz seçimler geliyor. Mülk sahibi kiracı arasındaki problemler. Bir diğeri yine artan fiyatlar, maliyetler, depremin etkilerini görüyoruz. Konut satışları geçen yıla göre %35 azaldı. Ülke genelinde yeni ev sahibi sayısı 90 binin altında. En çok konut satışı yine 3 büyük şehirde. Sayıları TÜİK açıkladı. Geçtiğimiz ay 85.652 konut satıldı. Listenin başında İstanbul vardı. Arkasından Ankara ve İzmir geldi. Nisan ayında insanların biraz daha seçimi bekleyelim, seçimden sonra hareket edelim düşüncesi oldu. Bu etkenlerden bir tanesi. Düşüşün tek bir nedeni yok ama enflasyon başı çekiyor. Kredilerdeki kısıtlar, çünkü 10 milyon üzerine biliyorsunuz hala kredi çıkmıyor. Talep azalması var. Satışlarda bu anlamda bir düşüş söz konusu. Yabancıya konut satışı da çakıldı ama Ruslar ev almaya devam etti. Onları İranlılar ve Ukraynalılar takip etti. Yabancıya konut satışında birinci sırada Antalya var. Kur sürekli artıyor olması insanlarda, yabancılarda bir tedirginlik söz konusu. Acaba dolar bazlı kaybeder miyim endişesi var. Peki ikinci turun ardından konut satışları artacak mı? Konut satışlarındaki fiyatların da talebin de düşmesiyle birlikte bir durağanlık söz konusu olacak fiyatlarda. Haziran, Temmuz ve Ağustos'tan sonra, yaz döneminden sonra biraz satışların artacağını yine öngörüyorum. Sigorta şirketleri kasko için öyle paralar istiyor ki çoğu sürücü zorunlu trafik sigortasıyla yetiniyor. Haliyle de herkes direksiyon başında iki kat daha dikkatli. Park ederken, yan yana giderken ekstradan mesafe bırakıyor. Enflasyon malum, orası tamam da fiyatlar neden bu kadar yükseldi de 3 katına kadar çıktı? Uzmanlara sorduk. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Görmüyor musun ya? Vallahi kardeşim kusura bakma. Kardeşim görmüyor musun? Ne yapıyorsun ya? Kırık, sürtme ya da çizik. Bunlar artık sürücülerin en büyük kabusu. Çünkü kasko fiyatları 3 katına çıktı. Şimdi sürücüler araçlarına gözü gibi bakıyor. Az önce aracınızı park ediyordunuz ama bayağı tedirgin park ettiniz. Tedirgin park ettim, hatta biraz da dokundurdum. Kasko fiyatları çok pahalı. En ufak bir hasarımızda milyarlar tabiri caizse havada uçuşuyor. Enflasyon, araçların birdenbire yükselmesi. Fiyatlar gitgide artıyor. Kasko yapamıyoruz zaten artık. Yaptırıyoruz hep.
daha pahalıya yaptırıyoruz. Oluşabilecek en küçük bir hasar bile 100 bin, 200 bin seviyelerine çıkmaya başladı. Kasko fiyatları 3 katına çıkmış, ne düşünüyorsunuz? Mal sahibi düşünsün. Poliçeleri hesaplama yaparken 11 bin lira döviz kurunu baz alarak yaptılar. Ama önlerine gelen hasarlarda bunun yanlış olduğunu fark ettiler. Co-pilot taşıyacaksın herhalde yardım almak için park ederken. Co-pilot taşıyacağız, tabii onun da masrafı var. Burası İstanbul, bu trafikte nasıl dikkat edeceğiz o çürük çarpma? Ama artık biraz daha herhalde değil mi dikkatli olursunuz? Benim dikkatli olmam da yetmiyor ki. Karşı tarafın da dikkatli olması lazım. Sensörleri koyar her yerde, ötüyor. Araba da sürekli ötüyor sağda solda. İstanbul'un trafiğinde ve dar sokaklarında araç kullanmak Sırat Köprüsü'nden geçmek gibi adeta, ama oldu ya telefonla konuştuğunuzda ya da bir anlık dalgınlıkta kaza yaptınız. İşte bu noktada kaza tutanağını doğru doldurmak oldukça önemli. Araçların fiyatları yükseldiği için değer kayıpları yükseğe çıkmış oluyor. 75 yaşındaki Osman Taş tüm Türkiye gibi 14 Mayıs günü sandığa koştu. Kalbi heyecana dayanmadı. Sıra beklerken kalp krizi geçirdi. Bir anda yere yığıldı. Şans eseri o sırada sandık başında ilk yardım bilen bir görevli vardı. Onun müdahalesi Osman Taş'ı hayatta tuttu. Sıraya girene kadar hiçbir şeyi yoktu. Önce terlemeye başladı, sonra da yere yığıldı. İlk müdahale düştüğü yerde yapıldı. O çaba sayesinde hayatta kaldı. Zaman zaman işte geri döner gibi oldu vatandaşımız. Biz müdahaleye devam ederken ambulans ekipleri olay yerine geldi. Burası Sakarya. 75 yaşındaki Oktay Taş oy vermek için sıradaydı. Önünde birkaç kişi vardı. Sırada beklerken kalbi teklemeye başladı. Fenalaştı, terledi. Sonra bir anda yere yığıldı. Oy vermek için sırada bekleyen seçmenler ilk müdahaleyi yaptı. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan da oradaydı. İlk yardım eğitimi vardı, müdahaleyi o yaptı. Bilincinin ve nabzının olmadığını gördüm. Haliyle sonrasında direkt olarak temel yaşam desteğine başladım. 30 masaj ve 2 nefes şeklinde. Oktay Taş doktorların çabasıyla hayata döndü. Hala yoğun bakımda. O kurtuldu ama sandık başında 3 kişi kalp krizinden hayatını kaybetti. Polise ihbar geldi. Şehir eşkıyaları bagajlarında uzun namlulu silahlarla geziyordu. Ekipler hemen harekete geçti. İhbarın buzdağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin İtalya'da bulunan Barış Boyun çetesinden olduğu anlaşıldı. Hemen operasyon yapıldı. Çete üyelerinin evinden küçük bir orduya yetecek cephanelik çıktı. Polis bile şaştı kaldı. Pusu kuruyor, uzun namlulu silahlarla yaylım ateşi açıyorlardı. Mobil infaz timi 7 kişiyi yaraladı. Polislerin baskınlarıyla 9 kişi yakalandı. Barış Boyun, suç örgütü lideri o. Abi, var 8 cinayetin altından Barış Boyun ve adamlarının adı çıktı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kasten adam öldürmek suçlarından kırmızı bülten çıkartıldı ve İtalya'da yakalandı. Suç örgütü lideri serbest kaldı. Çetenin mobil infaz timi araçtan saldırılara devam etti. En uygun anı kolluyor, hedeflerindeki kişilerin araçlarına yaklaşıyor ve uzun namlulu silahlarla tarıyorlardı. Küçükçekmece'de 4, Bağcılar'da 3 kişi yaralandı. Polisler çete üyelerinin peşindeydi. Çete, Eyüp Sultan'da silah sevkiyatı yaparken kameralara yakalandı. Ekipler adım adım iz sürdü. Mobil infaz timinin Barış Boyun çetesine çalıştığı tespit edildi. Zanlıların yakalanması için adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Evlerden cephanelik çıktı. 9 kişi gözaltına alındı.